Göz altındayken biliyorsunuz bayağı sağdan soldan insan topluyorlar, getiriyorlar. Ben böyle köşede Kur'an okuyorum duvarın dibinde. Biri polisle konuşuyor, sesi geliyor. Polise sigara için yalvarıyor. Ve o polis sabahın 5'inde onun kapısını kırmış. Yatak odasına girmiş. Mahremini çiğnemiş. Belki karısını uygunsuz bir vaziyette görmüş. Kardeşlerini oraya toplamış. Belki o kardeşlerine düzenlediği dosyadan ötürü kardeşleri aylarca, yıllarca cezaevinde kalacaklar. Böyle bir düşman. Hani öyle sıradan bir düşman değil ve düşmanlığı daha o sabah yaşamışlar. Bir sigara vermesi için polise yalvarıyordu. Ya ne olur işte bir sigara ver gibi, ama böyle yani ben hayatımda öyle bir zillet görmedim. Ben hiçbir dilencinin para için o kadar yalvardığını da görmedim. Yani en kötü dilenci bile daha şereflidir, daha izzetlidir. Ben onu gördüğüm zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisini çok iyi anladım. Mudminul hamri ke abidil vesen. Yani içkiyi sürekli içen insan puta kulluk yapan gibidir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Hani bu çok ağır bir ifade. Mesela içki bağımlısı, esrar bağımlısı şey gibidir, puta tapan gibidir diye. İnsan çok iyi anlamıyor. Fakat bunu görünce, yani demek ki bir insan sigara için düşmanına bile, yani haremini, namusunu, mahremini çiğnemiş bir düşmana bile insan yalvarabiliyorsa, demek ki diyorsun gerçekten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bağımlılığa bu kadar ağır konuşması yerindeymiş, yani hikmetmiş diye. Onun için Allah'tan korkmak lazım kardeşler. Sigara içen kardeşlere yardımcı olmak lazım. Onların ellerinden tutmak lazım. Onları kendi halleriyle baş başa bırakmamak lazım. Bırakmaları için hepimizin yardımcı olması lazım. Gerekirse tavır alarak, gerekirse nasihat ederek, gerekirse uzaklaştırarak, ama bir şekilde sigara içenleri bu illetten kurtarmamız lazım. Çünkü geçen derslerde de soru sorulduğunda hatırlıyorsanız söyledim. Sigara öyle bir günah ki günde 20 defa işliyorsunuz. Yani öyle pis bir şey ki namaza, mesela namaza durdunuz tövbe edeceksiniz ama eseri sizin üzerinizde. Yani içki içen bile mesela içki içtikten sonra sarhoşluğu gidiyor, ondan sonra namaza duruyor. Sigara içen adam Allah'a tövbe edecek ama paketi cebinde. Yani hani tövbenin şartlarından bir tanesi nedir kardeşler? Günahı terk etmeye azmetmektir. Öyle değil mi? Tövbenin şartlarından bir tanesi ben bir daha buna dönmeyeceğim demendir. Ha ayağın kayar dönebilirsin, o ayrı bir mesele. Ama ben bir daha buna dönmeyeceğim demendir. Şimdi bu sigara paketi senin cebinde, tövbe de edemiyorsun Allah'a. Çünkü günahı bırakmaya azmetmemiş oluyorsun. 5 dakika sonra tekrardan içeceksin. Allah'ın huzurundasın, ağzın kokuyor. Yani düşünün, Allah Azze ve Celle namaz kılana yöneliyor. Hani ona merhamet edecek, onu affedecek, onu kuşatacak rahmetiyle. Senin ağzın pis koktuğu için Allah Azze ve Celle senden yüz çeviriyor. Yani ve sen bunu günde 20 defa. Kimisi bir de övünüyor, Allah affetsin günde 2 paket içiyoruz diye. Allah seni ıslah etsin. Yani Allah seni affetsin de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kullu ümmeti muafa illel mucahirun. Allah benim bütün ümmetimi affedecek ama günahı açıktan işleyenler müstesna. Yani günahını açıktan işleyen insan Allah'ın affına dahil değildir. Sen sokakta gidiyorsun elinde sigara. Sanki kime kafa tutuyorsan artık. Yani insan günah işlerken biraz utanır, biraz haya eder. Başını önüne eğer, Allah'ın onu helak etmesinden korkar. Ama sigarayı sürekli işlediği için bu haya duygusu da gidiyor kalpten. Adam Allah'ın arzında, Allah'ın semasının altında, Allah'ın gözetiminde elinde sigara, küfür küfür, sanki yolda tren gidiyor. Kime kafa tutuyorsun? Kime gösteriyorsun günahını? Allah'a mı gösteriyorsun? Beni affetme. Ben günahımı açıktan işliyorum diye. Allah'a mı gösteriyorsun? Haşa. Allah'tan korkmak lazım kardeşler. Bizler İslam için neleri neleri terk ettik? Vallahi sigarayı terk etmek zor değildir. Bizler İslam için neleri neleri terk ettik? Annemizi terk ettik, babamızı terk ettik, işimizi terk ettik, kariyerimizi terk ettik, kazanabileceğimiz parayı terk ettik, diplomaları terk ettik, eşlerimizi terk ettik, yeri geldi çocuklarımızı terk ettik. Eğer şu cebimize koyduğumuz ve elimizle kırabildiğimiz şey bize hükmediyorsa var ya bize, yani vay bizim halimize. Hani bu kadar işi becer, hani okyanus geçip derede boğulmak diyorlar ya, herhalde böyle bir şey. Yani bu kadar büyük işleri becer, git Allah yolunda cihad et. Ama cebinde sigara paketi olsun. Yani şeytanın o kadar uğraşmasına rağmen onunla mücadele ediyorsun. Gidip Allah yolunda cihad ediyorsun. Şeytan seni kandıramıyor. Ama cebindeki sigara paketine gelince onu cebinden çıkarıp atamıyorsun. Bu bile senin ona nasıl bağlı olduğunu gösterir. Yani benim sigarayla aramdaki tutku, namazı kaçırıyorsun. Namazı kaçırıyorsun. Öğlen namazını unuttuk vallahi diyorsun. Sabah namazına kalkamadık diyorsun. Ama sigarayı kesinlikle şaşırmıyorsun. Yani sigara olmadığında gecenin 3'ünde 10 kilometre yol yürüyorsun. Gidiyorsun bir paket sigara alıyorsun bir petrolden, açık yer bulamadığından ötürü. Sorun yok. Fakat namazı, saati kuruyorsun, saat çalıyor, saati kapatıyorsun, yatıyorsun. Yani demek ki sigara
senin hayatında farzlardan çok daha büyük bir yer işgal ediyor. Onun için Allah'tan korkmak lazım. Sigarayı bırakmak için tıbbi yardımsa tıbbi yardım, manevi destekse manevi destek, psikolojik destekse psikolojik destek, her türlü yola başvurup